Herkese merhabalar. 12. ay tecrübelerim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Koskoca bir yılı geride bıraktık. Ben bir yıl boyunca sizlere tecrübelerimi aktardım. Sizler de bana aktardınız. Güzel bir seri yakaladığımızı düşünüyorum. 12. ayı da doldurduk artık. Bu ayı da geride bıraktık. Çok güzel bir doğum günü kutladık her şeyden önce. Kapanmada yapabileceğimiz en güzel doğum günüydü diyebilirim. Çok keyif aldık. Bu arada güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Annelik duygusunu tattığımdan beri, en başından beri yaşadığım tüm duyguları sizlere tecrübelerim videolarında hep aktardım. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Şu an Azra ile beraberim. Eşim yanımda olmadığı için tripodumu aldım, böyle karşıma koydum. Azra ile nasıl çekeceğim bilmiyorum ama bu videoyu size çekmek istedim bir an önce. Çünkü aslında güldüğüme bakmayın, moralimiz pek yerinde değil. Hemen o konuyla başlayacağım zaten bu ayki tecrübelerime. Biliyorsunuz ki tecrübelerimde artık hep bahsediyorum videolarda. Azra'nın egzama problemi vardı ve bu egzama problemiyle beraber cildiyeciye gittiğimizde 8. ayında egzamanın üzerinde ikincil bir bakteri oluştuğunu gördü doktor ve bize ona göre bir tedavi uyguladı. Fakat gel gelelim, egzamalar geçmesine rağmen bakteriyi bir türlü yok edemedik. Verilen tüm tedavileri hiçbir yanıt vermedi. Aylar geçti üzerinden, yer yer büyüdü, yer yer küçüldü. Böyle kendi kendine Azra kaşıdıkça, özellikle kaşıdıkça tüm vücuduna yayılır hale geldi, islikler halinde. Ve bundan dolayı biz başka doktora gittik. Gittiğimiz doktor da böyle bir karışım su verdi. Kremlerle beraber tedavimizi uyguladık fakat geçmedi yani. Aksine daha çok yayılıyordu vücudu. Ve bundan dolayı doktor artık antibiyotik tedavisine başlamak zorunda kaldı. Bir haftalık bir tedavimize devam ederken biz İzmir'de başka bir doçent doktora gitmeye karar verdik. Doktora göründük ve kendisi de antibiyotik tedavisine devam etmemiz gerektiğini söyledi ve bununla beraber yine başka bir karışım su hazırladı bize. Bu sefer farklı bir pansuman yapacağız dedi. Evet anneciğim. Evet, asla izin vermiyor şu anda video çekmeme. Ne? Bu şekilde oldu arkadaşlar. Hastalığın adı impetigo. Yani bu impetigo içeriden alınmış bir bakteri değil. Yani alerjik bir şey değil. Yediğinden içtiğinden olmadı. Tamamen dışarıdan kapılan bir bakteri arkadaşlar. Yani şimdi diyeceksiniz ki dışarıya çıktı mı ki çocuk kaptı. Kesinlikle haklısınız. Ben de aylarca o kadar düşündüm ki. Yani nereden kaptığını gerçekten bilmiyoruz inanın. Ama egzaması olan bebeklerde bu tarz şeyler olabiliyormuş. Çünkü egzama üzerinde çatlaklardan bakteriler çok çabuk girebiliyormuş içeri. Ve bundan dolayı hastalıklar meydana gelebiliyormuş. Adı impetigo bu hastalığın. Belki aranızda hani bu hastalığı atlatan vardır ya da bebeklerinde geçirenler vardır. Varsa eğer tecrübelerinizi paylaşmak isterim. Gerçekten biz yani artık çaresiz kalmış durumdayız. Bu konuyla alakalı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. Doktor da dedi zaten sizin impetigo birazcık dirençliymiş dedi. Eğer ki geçmezse artık zaten bağışıklık sistemiyle alakalı testler yapılacak ama biz tabi durmuyoruz. Sürekli başka doktorlara götürüyoruz. Şimdi burada bir tane profesör doktor keşfettik ve kendisine götürdük Azra'yı. Maalesef randevu bulunmuyor bu pandemide ama biz başka doktora randevu almıştık. Doktor o gün gelmemişti hastaneye ve sekreterye yalvar yakar bu hocamıza randevu kopardık ve şanslıyız ki o gün gerçekten hani Azra'nın şansı olduğunu düşünüyorum. O gün o doktora görünebildik. Kendisi tabii profesör olduğu için inceledi bayağı sorular sordu bana. İşte doğduğunda mesela yüzünde kızarıklık var mı diye sordu. Gerçekten de Azra doğduğunda yüzü kıpkırmızı doğmuştu ve cildi çok hassas bir bebekti zaten. Bu gittiğimiz doktora da antibiyotik tedavisine devam etmemiz gerektiğini söyledi. Şu anda devam ediyoruz. Başka bir krem verdi hatta. Başka bir kaşıntı şurubu verdi. O şurup birazcık ağır bir şurup olduğu için şu an ismini vermeyeceğim ama sürekli uyutuyor Azra'yı yani. Öyle söyleyebilirim. Ama rahatlatıyor ve uyuması gerekiyor bence de bu hastalıkta. Çünkü kaşımaması gerekiyor kendini. Daha bir yaşında olduğu için çok küçük ve anlamıyor. Anlamaz sonuçta kaşımaması gerektiğini ama biz de tutamıyoruz maalesef. Dolayısıyla zor bir süreçteyiz. Yani uzun süredir çok daha fazla yayılmış durumda bu hastalık bütün vücuduna. Yayıldığı gibi büyümeye başladı. Önce buradaydı, daha sonra dirseğinin altına sıçradı ve şu an kocaman bir yarası var burada. Onun dışında vücuduna yayıldı ve vücudunda da artık büyük büyük oluşmaya başladı. Şimdi de artık en son yüzüne yayıldı. Yani kaşıdıkça yayılıyor. Kötü bir durum gerçekten. Şu anda yüzünde de kocaman
oluşmaya başladı yaralar. En korktuğum şeydi yüzüne sıçraması. Ay, korktuğumuz başımıza geldi gerçekten. Antibiyotik de geçecek bir hastalıkmış. Başka bir tedavisi yokmuş maalesef ve antibiyotik kullanıyoruz uzun süreden beri. Gerçekten o kadar üzülüyorum ki kullandığımız için antibiyotiği. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yeter ki sağlığı yerinde olsun. Yeter ki iyileşsin. Tabii bizim de bu süreçte psikolojimiz biraz bozuldu. Moralimiz yerle bir oldu. Çünkü daha çok küçük ve sürekli huysuzlanıyor, huzursuzlanıyor kaşındığı için. Ne derdi var anlayamıyoruz maalesef. Anlatamıyor bize. Gecelerimiz mahvoldu. Uykular yerle bir oldu. Güzel bir düzene oturtturmuştuk ama maalesef mahvoldu. Her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki yeni doğduğunda işte gazla uğraştık. Ondan sonra uyku gerilemesiydi, diş dönemiydi derken bir şekilde her şeyi atlattık ve yoluna koyduk ama gel gelelim sağlıkları yerinde olmadığı zaman hiçbir şey yolunda gitmiyor. O yüzden annelerim sizlere söylüyorum. Gerçekten hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Diş dönemiydi, gazlı, uyku gerilemesi bunlar gelip geçici şeyler. Gerçekten geçiyor. Önemli olan sağlıklarının yerinde olması. Sağlık olmadıktan sonra ne huzurumuz kalıyor ne başka bir şey gerçekten. Anne baba olarak gerçekten içimiz parçalanıyor Azra'yı böyle gördükçe. Sürekli kaşınıyor, yüzünde yaralar, vücudunda yaralar. Gerçekten ne kötü bir hastalıkmış bu Allah'ım diyorum. Yani ciltle uğraşmak gerçekten çok zormuş. Bunu atlatamamak çok zormuş. Özellikle bir de bebek küçükse eğer yani daha da zormuş. Hani ben de çıksa ya da ne bileyim eşim de çıksa, bizim yaşımızda birilerinde çıksa ne bileyim bir şekilde atlatılır. Hani antibiyotik işe yarar belki bilmiyorum ama hani bebek olunca her türlü tedaviyi de uygulayamıyorlar maalesef. Seçerek uygulamak zorundalar. Yani şu anda gittiğimiz 4. doktor arkadaşlar ve bu 4 doktor da seçerek tedavi uyguladı. Bu en son gittiğimiz profesör doktordan gerçekten çok ümitliyim. Muğla'da olanlar varsa belki biliyorlardır Gürsoy Hoca'yı. Gerçekten Metin'i duymuştuk. Bundan bayağı umutluyum ben. Umarım nokta atışı yapmıştır. Çünkü orada kontrole götürdüğümüzde bile teyzelerle bayağı bir konuştuk da. Yani çok iyi bir doktora geldiniz. Hani bence nokta atışı olacaktır diyenler oldu. Umarım öyledir. Gerçekten çok yıprandık çünkü arkadaşlar. Hem biz yıprandık hem Azra çok yıprandı artık. Yani huzursuzluk üzerine huzursuzluk. Bir de çocuğu anlayamamak en kötüsü. O yüzden size hemen böyle bir video çekmek istedim. Sizlere bunu bir an önce anlatmak istedim. Çok sıkıntılı süreçlerdeyiz. Bir de bu dönemde yani tam 12. ay döneminde ayrılık kaygısı yaşadığı da bir dönem. Ayrıca onun dışında azı dişlerinin de yerleştiği bir dönem. Hani 12. aydan sonra çünkü azı dişi bekleniyor artık. Bir de üstüne biz böyle bir cilt rahatsızlığı geçiriyoruz. Bana düşkünlüğü çok daha fazla arttı. Memeye düşkünlüğü arttı. Hepsi üst üste gelince tabii huyları çok değişti yine Azra'nın. Yavrum ne yapsın yani? Bu hastalığı taşımak da kolay değil. Böyle bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Yine sınandığımız bir süreç. Yani doğum gününde yüzüne sıçramamıştı. Ama ondan öncesindeki videolarda bazı arkadaşlar fark etmişti zaten. Yer yer böyle bakteri türemişti yüzünde de. Fark eden arkadaşlar olmuştu zaten. Ama onlar hiçbir şey. Yani şu an görseniz yüzünü yani ben mahvoluyorum her baktığım. Her yere yayılmış durumda, kabuk halinde. Yani öyle ki arkadaşlar üzerinde kabuk oluşuyor ve kabuğun altında yaşıyormuş bu bakteri. Kabuğu yumuşatıp onun üzerine de antibiyotikli krem sürmek gerekiyormuş. Sürekli bu şekilde bir tedavi yöntemi izliyoruz. Fakat geçmiyor bir türlü. Geçmek bilmiyor çünkü maalesef ki kaşınıyor. Kaşıdığı için de her yerine yayılıyor. Bu bizim için dezavantaj tabii ki de çünkü bebek olduğu için durduramıyoruz. O nedenden dolayı Gürsoy Hoca çok güzel bir şurup verdi bize ve bu şurup biraz ağır bir şurup dediğim gibi. Şu anda da kaşıdı hatta kolunu. Sürekli uyutuyor Azra'yı. Uyutması güzel bir şey. Biraz rahatlatıyor diyebilirim. Bakalım umarım bu seferki tedavimiz sonuç verir. Umarım güzel olur her şey. Sağlıklı olsunlar. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. Aman bebeklerimizin sağlıkları yerinde olsun. Ya onun dışında aldığı antibiyotik de zaten belli bir süre sonra artık bağırsaklarına iyi gelmemeye başladı. Çünkü bağırsak florasını bozuyor maalesef ki. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çaresiz durumdayız. Yani bu antibiyotiği kullanmak zorunda dedi doktor. Başka türlü geçmez dedi. Yani çok da doğru söylüyor. Kullanıyoruz. Yani bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. O yüzden arkadaşlar bu ay çok da fazla bir şey anlatamayacağım size. Biz bu hastalıkla uğraşıyoruz maalesef ki. Azı dişi mi çıkıyor? Ayrılık kaygısı mı yaşıyor? Uykuları ondan mı bozuluyor? Vesaire. Hani size şu an ne desem bilemiyorum. Çünkü tek bir sebep değil gerçekten bu yaşadıkları. Her şey var. Her şey neden oluyor. Uykusuzluklarına, huzursuzluklarına, memeye olan düşkünlüğe her şey neden oluyor. En önemlisi zaten bu hastalığı şu anda her şeyi etkili oluyor. O yüzden böyle bir ay geçiriyoruz. Umarım 13. ay tecrübelerimde size çok güzel şeyler söyleyebilirim. Ne olursunuz güzel enerjilerinizi yollayın bize. Umarım bir an önce geçer. Tüm bebeklerin sağlığı, tüm çocukların sağlığı yerinde olsun. Şimdi pansuman yapmak zorunda kalıyoruz ve
25-30 dakika tutmamız gerekiyor bu pansumanı kolunda ve ağızlar çok hareketli bir bebek. 1 yaşındaki bir bebeği nasıl yarım saat hareketsiz tutacaksınız? O kadar zor bir süreç ki. Yani bu nedenden dolayı yeni yeni şeyler keşfetmek zorunda bıraktık Azra'yı. Çizgi film izletmek zorunda kaldık sabit durması için. Hep bunlara bu dönemde mecbur kaldık gerçekten. Hiç istemediğimiz şeylerden ama yapacak da bir şey yok. Sağlığı yerinde olsun yeter diyoruz artık eşimle beraber birbirimize. Çünkü çok zor bir dönem atlatıyoruz gerçekten. Bakmayın böyle durduğuma. İçim çok kötü. İçim parçalanıyor yani. Ayakta durmaya çalışıyorum. Sabırlı olmaya çalışıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum. Onun için hani size de anlatmak istedim. Böyle dertleşmek de iyi gelir diye düşündüm. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bütün bebeklerin sağlığı yerinde olur. Gerçekten sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Annelerim üzülmeyin. Her şey gelip geçici. Önemli olan sağlık yerinde olsun. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak? Umarım iyileşir Azra. Umarım yine eskisi gibi olur her şey. Vallahi hiç önemli değil yani. Sağlığı yerinde olsun. Hastalık bir an önce gitsin. Her şey eskisi gibi olsun, düzelsin diyorum kızım. Sana çizgi film açacağım. İstediğini izle. İstediğin şeyi yedireceğim sana. Yani hiç öyle kısıtlamalar getirmeyeceğim. Yeter ki sağlığın yerinde olsun diyorum gerçekten. Bu şekilde bir ay geçirdik arkadaşlar. Zaten hastalık başlı başına Azra'yı mahveden bir durum oldu. Bakalım doktorlara gitmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince başka doktorların görüşlerini almaya devam edeceğiz. Sizden hani nacizane tavsiyem, böyle bir cilt hastalığı olan bebekleriniz varsa mutlaka başka doktorlara da gösterin. Doktordan memnun kalıp kalmamanız önemli değil. Tedaviden sonuç almıyorsanız eğer mutlaka başka doktorlara gösterin. Sakın oyalanmayın arkadaşlar. Çünkü o kadar hızlı yayılıyor ki, o kadar hızlı yani anlatamam size. Doğum günündeki videoda görmüşsünüzdür, yüzünde hiçbir şey yok. Doğum gününden sonraki 4 gün boyunca yüzüne o kadar yayıldı ki şu anda yüzüne bakamıyorum, içim acıyor yani. O yüzden sakın ihmal etmeyin. Bir doktora gidiyorum, tedavi uyguluyorum demeyin. Başka doktorlara da gösterin muhakkak. Şu an biz onu yapıyoruz zaten. Bir tedavideyken başka bir doktora daha götürdük yani. Bu bizim için iyi oldu. Zaten hepsinin görüşü aynı. Antibiyotik tedavisi uygulamak durumundayız. Hepsinin teşhisi de aynı. Ama dediğim gibi şu an Azra'nın rahatlaması ve kendini kaşımaması gerekiyor. Ve bunun için şu anda Gürsoy Hoca'nın verdiği şurup çok iyi geldi. Umarım iyi gelir, devam eder. İyi gelmeye. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Lütfen güzel enerjinizi bana gönderin. Umarım her şey güzel olur, bir an önce atlatır Azra ve sıkıntısı, hastalığı olan tüm bebekler bir an önce atlatır ve sağlıklarına kavuşurlar. Evet, haftalık videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.